Var. Bugün Kuluret Narlarının ektiğimiz alandayız. Bu sene bunlardan fazla video gelmemişti. Yanılmıyorsam 2 sene önce tohum ekiminden vide dikimine kadar tüm bilgileri paylaşmıştım. Bugün kısaca hem bilgi vereyim hem de olgunlaşan Kuluret Narlarını toplayalım. Şu an sağlı solu direklerimiz var. Şöyle. Kuluret Narları yayılıcı ve sarılıcı bir bitki olduğu için desteklemek gerekli. Bunun için biz 2 ila 2,5 metrelik şöyle yere ağaçlar çakıyoruz. Önceden geçen sene demirler vardı. Ben bu sene daha doğal olduğu için, daha doğrusu gözükmesi için böyle direkler kullandım. Kuluret narlarında ben şöyle budama yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Ana fidemiz şöyle göstereyim. Şu kalın dal. Bizim ana dalımız. Şunlar da yan dallarımız. Yaklaşık olarak ana dal 2-2,5 metre olduğu zaman, yani şu kısma geldiği zaman şöyle ucunu kopartıyorum. Netleyebilir miyiz? Şuradaki kısmı yoluyorum. Bu şekilde bitkimiz anadal üzerindeki bütün meyveleri beslemeye başlıyor. Yani şöyle. Şunlar hep anadaldaki bitkiler. Şu da gördüğünüz gibi kalın. Bu da anadal. Böylece bu anadaldaki meyvelerimizi topluyoruz. Daha sonra bu bitki yanlardan şöyle dal çıkartıyor. Şu mesela bizim yan dalımız. Bu yan dallar da 1 metre olduğu zaman bunların ucunu yoluruz. Şöyle göstereyim. Yan dalın da ucunu 1 metre sonra yoluyoruz. Bu şekilde de yan daldaki meyveler olgunlaşmaya başlıyor. Hem daha çok meyve elde ediyoruz. Hem de meyve kalitesi daha iyi oluyor. Meyvelerimiz şöyle kızarmaya başladı. Şuralarda da olgunlaşan meyvelerimiz var. Hava karanlık olduğu için tam renkleri net çıkmayabilir. Asıl rengi şu şekilde. Şu an tam net gözüküyor. Görüldüğü gibi. Bunları şu şekilde üst kısımdan şöyle göstereyim. Şuradan çektiğimiz zaman rahat bir şekilde kopuyor. Hemen kasamıza koyabiliriz. Şurada bayağı büyük meyveler var. Şu en az yarım kilo gelir. Onları da şu şekilde rahatça topluyoruz. Bunların tohumlarını her zamanki gibi paylaşım yapacağım. Gelecektarimli.com adresinde ücretsiz olarak paylaşım açacağım. Şuradakilerde tam net yere göstereyim. Kuluret narlarının tohumları, daha doğrusu kırmızı olanlar tohumun zarı. Soyabilirsek şu kırmızı özü soyduğumuz zaman şöyle kahverengi kısım kuluret narının tohumu oluyor. Yaklaşık olarak bir meyvenin içinde 10 ila 20 adet tohum bulmak mümkün. Şöyle. Toplaması çok kolay. İşçiliği yok. Kendi yayılan bir bitki. Şu kısım otlu kaldı. Kısmetse onu da vakit bulmayı buldukça biçmeye çalışacağım. Otları çapa yapmıyorum. Direkt bisneli motorla toprağa karıştırıyorum. Ortalama kilo olarak 10 ila 15 lira arasında bir fiyatı var. Şu alanlarda bunun da birkaç günü var. Şuradakilerin de aynı şekilde. Üst kısmının görüntüsü çok güzel. Bu şekilde bizim aradığımız ideal meyve bu. Şuralarda ufaklar var. Onları da göstereyim. Şu mesela şurada kuracak. Büyük ihtimal aşırı rüzgarlarda bunun kökü zarar gördü. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor.
Şuradaki meyve bizim ideal rengimiz. Aynen şuralarda da var. Şurada bayağı büyük var. Şunu özellikle tohumluk olarak ayırabiliriz. Bunu şöyle ayıralım. Normalde açık faraya dikilse de saksıya veya kola dikim yapabilirsiniz. Normalde şöyle bir fide en az 20 adet meyve vermekte. Herhangi bir kimyasal gübre kullanmadık. Yanılmıyorsam 2 sene önce aşırı soğuklarda fidenin uçları yanmıştı. O zaman azot kullanmak zorunda kalmıştım. Bu sene herhangi bir uygulama yapmadım. Sadece suyla gayet verimli haldeyiz. Dediğim gibi sarılıcı bir bitki demiştim. Şurada bizim bir tane kiraz ağacımız var. Şöyle yaklaşık bir ay sonra şuradaki bütün filizler şöyle en tepeye kadar tırmanmış olacak. Eğer böyle bir ağacınız varsa ağaç dibine iki uç adet dikerseniz hasat sonu, ağaçlardaki hasat sonuna bütün ağacınız kudret narı olur. Tırmandıkları zaman daha verimli oluyor. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.